toplanır, bütçe nasıl yapılır, harcamalar nasıl yapılır, bunları çok iyi bilirim. Bütün hayatım bunlarla geçti. Dolayısıyla ben elimden trilyonlar geçti ama hiçbir kardeşim köşeyi dönmedi. Amcam köşeyi dönmedi. Dayım köşeyi dönmedi. Yeğenim köşeyi dönmedi. Hepsi kendini mütevazi hayatlarını sürdürüyorlar. Üç çocuğum var. Üçü de köşeyi dönmedi. Herkes kendi işiyle uğraşıyor. Mütevazi hayat sürdürüyorlar. O nedenle söylüyorum. Gün doğdu meydanından Türkiye'ye söylüyorum. Ben halktan birisiyim. Sizden birisiyim. Sizin gibi yaşıyorum. Para hırsım, makam hırsım, saray hırsım, villa hırsım yok. Vatandaş nasıl yaşıyorsa ben de öyle yaşamak istiyorum. Dolayısıyla bana diyorlar nasıl yapacaksın diye. Nasıl yapacağım? Çok basit. Ben her kuruşun hesabını millete vereceğim. Rahmetli babamın vasiyeti vardı bize. Oğlum sen doğru dur, eğri belasını bulur. Doğruyu her yerde, her ortamda doğruyu söyleyeceğiz. Temel kuralımız budur bizim. Bir şey daha öğrettiler bize. Kul hakkı yemeyeceksin. Kul hakkı yedirmeyeceksin. Vatandaşın hakkına sonuna kadar sahip çıkacaksın. O nedenle Ankara'daki beylere bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Ben sabahın altısında oğluma telefon edip evladım paraları sıfırla demeyeceğim. Yok böyle bir şey. Benim bakanlarım birilerinin önüne yatmayacak. Benim bakanlarımın çocuklarının evinde, yatak odalarında boy boy para kasaları olmayacak. Benim genel müdürlerimin evlerinde, ayakkabı kutularında paralar olmayacak, dolarlar olmayacak. Her kuruşun hesabını millete vereceğim. Bu benim gönül borcumdur, vicdan borcumdur, namus borcumdur. Refahı tabana yayacağız. Herkes büyümeden, kalkınmadan nasibini alacak. Sevgili İzmirliler, şu rakamı unutmayın. Yıl 2002, Türkiye nüfusunun %1'i, dikkat edin, Türkiye nüfusunun %1'i, Türkiye'deki toplam servetin %39'una sahip. 2002'de. Yıl 2014, Türkiye nüfusunun %1'i, toplam servetin %54.3'üne sahip. Yani Türkiye nüfusunun %1'i %99'dan daha fazla servete sahip. Bunu kabul edecek miyiz? Bu normaldir diyecek miyiz? Bir de bana diyorlar ki kaynağı nereden bulacaksın? Bu ülkenin kaynağı var. Hakça bölüşülmüyor, hakça. Adaletçe bölüşülmüyor, adaletçe. Adil bölüşülmüyor. Rahmetli Ecevit'in bize miras bıraktığı bir düşünce var. Ben o mirası aynen sürdürüyorum ve sürdüreceğim. Ne diyordu Ecevit? Ne ezen, ne ezilen. İnsanca, hakça bir düzen diyordu. İnsanca, hakça bir düzeni getireceğim. Emekli. Emeklimiz perişan. 8 milyon emekli 1000 liranın altında aylık alıyor. 8 milyon emekli dul yetim 1000 liranın altında aylık alıyor. 1000 liranın. Dedi ki
Erebağı tabana yayacağız. Kime vereceğiz bunu? Herhalde hani dedim ya, Türkiye nüfusunun %1'i %54.3'üne sahip toplam servetin herhalde onlara verecek değiliz. Kime vereceğiz? 11 milyon emekliye vereceğiz. Ne vereceğiz? Ramazan bayramında, kurban bayramında birer maaş ikramiye vereceğiz. Söz Kılıçdaroğlu sözü. Vereceğiz. Çatlasalar da patlasalar da o ikramiyeyi vereceğiz. Diyorlar ki veremezsin. Veremezsin diyorlar. Sen ne dersen de halkın gücü en büyük güçtür. Sen ne dersen de 11 milyon emekliden bir tek lira bile istemiyorum. Emekli kardeşlerime sesleniyorum. Senin hakkını sonuna kadar kim savunuyor? Senin hakkını miting meydanlarında, senin hakkını caddede, sokakta, tarlada, senin hakkını fabrikalarda, senin hakkını kent meydanlarında, senin hakkını Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde kim savunuyor? Elini vicdanına koy. 11 milyon emekli. 11 milyon. Bir tek lira bile istemiyorum. Hepinizin oyunu istiyorum. Dur deyin, yeter deyin, bıktık deyin. 13 yıldır yönetiyorlar. Seni perişan ettiler. 13 yıl. Emekli kardeşim. Emekli kardeşime yine sesleniyorum. Saraya gelince para var. Yandaşa gelince para var. Suriyeli kardeşlerimize gelince para var. Herkese para var. Emekliye gelince para yok. O zaman 11 milyon emekli şunu söyleyecek. Herkese para var. Bana diyorsun ki para yok. Kusura bakma. 7 Haziran'da da benden sana oy yok kardeşim. Bu kadar basit. Aynı şeyi asgari ücretli kardeşlerime de söylüyorum. Sizin için 1500 lira söylüyorum. Açlık sınırı 1349 lira. Efendim veremezsin bu parayı. Asgari ücretliye zulümdür. Asgari ücretli kardeşim. 1,5 milyon kardeşim. Sen de şunu söyle. Gayet açık. Bana gelince yok diyorsun. Kusura bakma, 7 Haziran'da benden de sana o yok. Bu kadar basit.